Salih Aran'da hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Eren Luko Wizard hoş geldin. Hoş bulduk. Numan İnci, The Isle Blade hoş geldin kardeşim. Hoş buldum kardeşim. The Isle Blade değil kardeşim. The Bomb Blade olsa da farklı olurdu. Evet, Isle Blade. Sen her zaman bizim gönlümüz Isle Blade. Ahmet Tahir Gezici, The Bulldog'i köpek kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Ve Buğra Gürdü, The Peeps kardeşimiz hoş geldi. Şimdi öncelikle şovlara geçmeden önce ben genel olarak SummerSlam yolunu nasıl bulduğunuzu bir sormak istiyorum. Çünkü ben aşırı iyi bu. Hani Raw için değil, özellikle SmackDown için bomba bomba bir şov gidiyor. Buğra Gür. Valla Road to SummerSlam hani beklediğimizden iyi miydi? Bence kesinlikle iyiydi. Çünkü senaryoların çeşitlendiğini gördük. Birden fazla federasyonda Gürü için olduğunu gördük. Geldi hep bir kişi üzerinden gidiyordu. Bütün bir brandin olayları. Radyomuzun en konuşkan insanına söz vermek istiyorum Salihciğim. Ya şunu diyeyim, ben SmackDown şey kapının tadını çıkarttı yani. Bobby Roode'suz, sonra diğer çöplersiz. Tam anlamda iyi güzel şovlar sundu bence. Tabi Raw aynı şeyde ilerledi. SmackDown kâr çıktı bence. Yine de tam vakit ayıramadılar. Yani bunun sorunu hep yaşayacaklar. Ring içiyle hikaye uyumunu hala yakalayamadılar. Ne zaman yakalayacaklar hiç bir fikrim yok bu konuda. Ben beğendim SmackDown'ı. Ravi Chinese söyleyemem. Evet, SummerSlam'e giden yolu şöyle çok kısa özet geçecek olursam. Evet. Öyle değil mi? Bırakın gitsin yazmış da ona güldüm. Evet, evet. Extreme Rules'un tekrarı manası diyebiliriz. Finn Balor Corbin maçı Extreme Rules'ta yapılmıştı. Jeff Hardy Nakamura Extreme Rules'ta yapıldı. Strowman Kevin Owens Extreme Rules'ta yapıldı. Dolph Ziggler Seth Rollins Extreme Rules'ta yapıldı. Yani hep kendini tekrar eden, bende çok büyük bir show intibası uyandırmayan bir show şu anda SummerSlam. Şöyle diyelim abi. Ne olursa olur SummerSlam. Hemen bir beyin fırtınası yapalım. Chatbox'a da soralım. İstersen sen başla Eren Nur. Asuka'nın galibiyeti dışında ne olursa büyük olur SummerSlam. Ya büyük ihtimal Kevin Owens'ın çantayı alıp o aynı gecede de keşiği yapıp Brock Lesnar'ın saltanatını sona erdirmesi olabilir. Bence bu büyük bir SummerSlam olmaz. Niye? Niye olmaz? Bende bir fikir var aslında. Evet. Şey. Biliyor musun şu an? Geliyor. Tamam, bana sal o zaman bir daha sunuculuğu. Hadi bakalım. Evet, nerede? Bir soru soruyorduk. Dedik ki ne olursa büyük olur SummerSlam. Ahmet devam ediyordu. Ahmet'ten sonra sen devam et Fatih. Tamam. Yani çanta maçına Jinder Mahal dahil olup gecenin sonunda cash'in yapıp yeni Universal şampiyon olursa gerçekten tarihi bir show olur gibi geliyor. Bilmiyorum. Bu hangi evrende yaşayacak? Yaparak mı yapacak? Şey olarak mı yapacak ya da çakralarını açarak mı yapacak? Kesin yaşanmıştır bu. Ne diyorsun ya? Üf. Yani olası şeyden bahsediyorum ben yani. Büyük show olması için. Büyük güreşçiler lazım. Ondan söyledim. Ya adam meditasyon yapıyor. İlk haftadır Braun Strowman iniyor kardeşim yani. Evet Fatih. Evet. Şimdi bu Jinder Mahal fetişi bittiğine göre ben sırayla böyle maçları hafif hafif değerlendirelim diyorum. İlk olarak evet. Finn Balor, Constable Baron Corbin. Baron Corbin'i çok seviyordun sen, Burak'a gör. Ya Baron Corbin bence hani yeni senaryosuyla birlikte farklı bir karaktere geçti. O yalnız kurt yok. Artık kurtlar sofrasında kellenin beynini yemeye çalışan bir dayı var. Seri köz getir duruyor biraz, farkındayım ben de, ama kendini geliştirirse közü de halleder ya. Baron Corbin umut verici. Evet Eren, Finn Balor'u çok seversin sen. Evet. Severim ama çok yani anlamsız, onun için saçma bir feud diyeyim, ama Baron Corbin'in getirdiği karakter değişimi gayet kendisine olumlu oldu. Ben de kendisine ısındım diyebilirim. Evet, bir kişiye daha söz verelim. Her maça 3 kişi söz verecek şekilde. Ahmet. Baron Corbin, Finn Balor,
Yani ben Finn Balor'da genel bir antipati var ama ben tam tersine Finn Balor'ı beğeniyorum. Beğendiğim bir güreşçi. Uy, yani maşallah. Çok karakter olmadığını düşünüyorum. Çok parlak bir geleceği de olmadığını düşünüyorum. En azından yakın tarih için. Tam tersine Constable Corbin çok iyi geliştirdi kendini. Çok beğeniyorum Raw Show'larında. Beni çok eğlendirip bu gimmick değişimiyle beraber. Maçı da kazanacağını düşünüyorum ben açıkçası SummerSlam'de. Evet. Numan'a sormuyorum. Zaten izlemiyor şovları. Neyse. Salih'e bir dahaki şeyde söz veririz. Hatta Salih'e direkt şeyde söz vereceğim. Daniel Bryan The Miz maçında söz vereceğim. Salih. Ya ben bu feud'un en başından beri takip ediyorum. Yani son 2 seneden bahsediyorum. 8 sene değil de. hatta o zamanki konudan da ben açmıştım. Bu Talking Smack'ten beri. Ay, 2016 Ağustos'taki Temmuz'daki olaylar değil mi? Tabii. Ya bu bana kalırsa İki brand içinde bu yılda en güçlü olan hikaye buydu. Ve bence The Miz kimyası tutturursa çok güzel maç sunabileceklerine inanıyorum. Tabii süre de önemli. Gönülsel ki Rasmaya da izleyelim bu iki güreşçiyi ama yani iki güreşçi içinde farklı planlar vardır muhtemelen. Ben beğeniyorum hikayelerini. Biraz daha promolarına daha çok yani daha ön planda olabilirdi. Bu biraz da SmackDown süresiyle alakalı. Umutluyum bu maçtan. Çoğu çalabilir bence. Evet. Salih, özür dilerim. Numan, sen konuşmak istiyor musun? Ya, The Miz, Daniel Bryan çünkü değişecek. Ben Daniel Bryan'ı genelde abi, şimdi bilmiyorum belki linç yiyeceğim ama ben sevemedim bir Daniel Bryan'ı ya. Daha doğrusu ben Daniel Bryan tarzı güreşini pek sevemedim işte belki bizi de sevdim işte ben bu fiyatı bizi de sevdim. Umarım biz kazanır ama çok zor yani imkansız hatta bu. Daniel Bryan buradan kazanıp büyük ihtimalle WWE kemerine doğru yönelir diye düşünüyorum yavaşlar. Şimdi Fatih, bu maç seyirci katılımı çok yüksek olacak bir maç. O açıdan Salih'in söyledikleri çok kıymetli. Seyircinin katılımıyla beraber seyir zevki en yüksek mücadele olabilir. Sen ne düşünüyorsun? Ben ne düşünüyorum? Ben zaten ya NXT'yi 8 yıldır izleyen biriyim ben. Hani en başından beri izleyen biriyim. O zamanlar Daniel Bryan'ın hani The Miz'le beraber çekişmeleri, hatta Chris Jericho'ya pes etmesi, sonra The Miz'in gelip bunu dövmeleri falan. Oralardan başlayan hikaye hani buralara kadar taşındı ve ikilinin arasındaki alev hiç sönmedi. Hani SummerSlam 2010 girdi sanırım hatırlarsın. The Miz geldi. Team WWE'nin 7. üyesi olarak yok dedi seni istemiyorum. Daniel Bryan bir daha geldi falan. Hani hep böyle bir Daniel Bryan'ın hani bir adım öne geçme muhabbeti vardı. Ama evet. Şu an hatta hani John Cena ile olan maçında da Daniel Bryan'ın Moon'u kullandığı hareketlerini yaptı. Seyirciye evet. Yes çektirdi. Hatta ondan sonra Yes Kicks'i de aldı, It Kicks yaptı bir daha. Yani onları falan hep değiştirdi. Yani şimdi The Miz için, The Miz'in elinde hani çok büyük bir fırsat var hani bu aradaki açığı kapatabilmek için. Bu açığı kapatabilirse buradan WWE kemerine giden yolda muhteşem bir heel rolünü oynar. Ben buna inanıyorum ve AJ Styles da çok güzel özetledin. Bu arada Erem ne olur titreşimini kapat yeter. Vallahi kapattım yeminle. Tamam evet. Şimdi var mı başka konuşmak isteyen bu konuyla alakalı? Var. Konuş. Lan nasıl girdim oraya? Daniel Bryan, Miz, evet altyapısı ta Daniel Bryan'ın Miz'in rookiesi olduğu NXT dönemlerine dayanıyor. O dönemin SummerSlam'ine dayanıyor. Benim çok izlemekten zevk aldığım bir feud. Zaten The Miz taşıyor tek başına. Her feud'unda olduğu gibi. Mikrofonda her hafta harikalar yaratıyor. Her hafta insanı kendisine hayran bırakıyor. SummerSlam'de yani mutlu olsunlar diye bence Daniel Bryan kazanmalı. Ve bu iş büyük ihtimalle WrestleMania daha büyük bir sahneye taşınacağından orada Miz galibiyetiyle bu iş huzur içinde çözülmeli bence. Ve WWE şampiyonluğunun ortada olduğu bir maçta tabii ki. Ben WrestleMania gibi bir şovda Daniel Bryan'a maç kaybettireceklerine inanmıyorum. Neden inanmıyorum? WWE'de o göt yok. Yani evet. Adamlar abi senaryoyu değiştirdi. Hatırlamıyorsunuz mu? Neler dedi? Neyse. Adamlarsa yaparlar. Şimdi ben aslında çok evet olacak. Serdar Ali. Ne? Kaydımız var. Kayıt olacak mı diye sormuş da var. Evet.
Cedric Alexander Drew Gulak maçını konuşmak isterim ama 205 live izleyen çok bir katılımcımız yok burada. Yani. O yüzden sayılıyorum bu maçı. Yani dinlemek isteyenin de çok dinleyeceği bir maç değil. Şimdi geldik SmackDown'un en iyi 3 kadınının maçına. Pardon dedim. Şaka mı? Şaka gerçekleri, bence. Gerçekleri söylemek zorundayım. Hatta en iyisi evet. Şampiyon olduğu maça. Charlotte vs. Carmella vs. Becky Lynch. Evet Erem. İlk önce Charlotte neden babasının yeriymiş gibi gelip maça eklendiğini anlamıyorum. Yani Big Bitten'e burada Carmella kemerinin şeyi sonlanacak diye düşünüyorum. Artık hani Becky Lynch'in hani Money in the Bank'ten beri bir ilerleyişi var, yükselişi var. Gerek galibiyet bakımından olsun, gerek promolarıyla ve hareketleriyle. Kendisine şans tanıyorum. Hatta ümitliyim yani kendisine. Charlotte zaten yakın zamanda yani bundan önceki şampiyon Charlotte'da. Şimdi Carmella'da hani şampiyonun sürdürmesi birazcık saçma olur. Çünkü bundan sonra kadın kalmayacak yani karşılaşacağı. Gidip Naomi ile mi karşılaşacak? O yüzden Carmella için yolun sonu geldi. Ayrıca maça benim favorimin ekleneceği haberi vardı hani konuşuluyordu ama iyi ki de eklenmedi. Çünkü hani artık yani umutlandırıp utandırıyorlardı sürekli. Bu kadar söyleyeceklerim. Evet Buragür. Yani Eren Nur Hanım'ın çok hoşuna gitmese de hani genel olarak SmackDown Kadınlar Divizyonu'nu ele alacak olursak zaten o konu hakkında konuşuyorduk değil mi? Yanılmıyorum. Evet. Evet evet. Ha. Bir an sessizlik olunca şeye düştüm, şüpheye düştüm. Çok güçlü bir şampiyon gitmiyor SummerSlam'e. Ya maalesef WWE'nin bu konudaki tavrı da, kadınlar divizyonundaki tavrı da farklı bir devrim yaratıyor. Alexa Bliss de aynı şekilde Carmella da kadınlar divizyonunun şampiyonlarına baktığımız zaman SummerSlam pek iç açıcı görünmüyor. Ha, büyük şampiyonluk SummerSlam'de eğer Ronda olursa onu da konuşacağız mutlaka. Ya da diğer tarafta daha güçlü birisi alırsa kemeri daha mı iyi olur bilmiyorum. Fakat çok güzel ring içi performansları beklemiyorum. Biz kadınlar güreşinde güreş izlemeyeli çok oluyor. Bence otursun Stephanie devrim yapacağına bunu düşünsün. Madem kadınlar devrimi artık biraz güreş izleyelim. Ben Sasha Banks'li Charlotte Flair'lı günleri çok özledim. Gerçekten çok özledim. Ben bir şey diyebilir miyim Burak'ı da? Buyur. Evet. Ben bu maçta heel turn bekliyorum abi. Kimden? Charlotte'dan. Çok netim abi. Ben Becky'den bekliyorum. Çok netim ben abi. Ben Charlotte'dan heel. Abi Becky... Tabii Becky'yi heel yapmaz abi. Becky'ye her zaman adını söylemek olur abi. Büyük ben Charlotte abi heel olur bu maçta. Becky NXT de heel rolünü oynadı zaten. Biliyorum NXT'den NXT önce de heel'di. Zaten onu da biliyorum. Çok üst düzey miydi değil. Bilmiyorum. Büyük bir ihtimal şöyle olacak. Hani maç başlar başlamaz ikili Carmella'ya dalaşacak. Sonra Carmella'yı hallettikten sonra işte hani iyi olan kazansın işte herkes kendi başına derken Carmella bir yere vuracak. Anlaşmazlık olacak. Aynen bir anlaşmazlık olacak maçın sonlarına doğru. Evet. Ben bir saniye teşekkürler Roddok. Bir saniyenizi rica ediyorum. Geç Fener'in bir soru sor ona cevap vereyim. Merakımdan soruyorum Haplı Çolak'ı neden tartışmıyorsunuz? Şöyle Haplı Çolak... Hayır bir sus. Haplı Çolak'ın her segmentini ayrı ayrı tartışsak 5 kişi. Burada cıvkımız çıkar siz de sıkılırsınız. Bu yüzden SummerSlam maçları üzerinden gidiyoruz. Zaten Haplı Çolak'ın en önemli segmentleri SummerSlam'a bağlı. O yüzden. Evet. Yani yine SummerSlam'a bağlanmayan çok önemli bir segment varsa ben bir daha yapacağım. Bunları konuşuruz ama artık konuşmak istemiyorum. Bir de çok genel konuşuyoruz. Genel konuşuyoruz. Genel konuşmamızın sebebi uzun süredir radyo yayını yapmıyoruz. Hani yapmaya değecek çok kıymetli senaryolar da olmadığı için yapmaya başlamamızın nedeni de aslında SummerSlam'in gelmiş olması. SummerSlam'dan sonra eğer SummerSlam çok güzel geçerse devam edeceğiz. Evet, kadın güreşi hakkında bu alemin hatta etrafta biz kadın güreşi için ölürüz be abi diyen bir arkadaşım var. O kendisini biliyor. Lütfen konuşmaya başlasın. Efendim. Kardeşim ben Ahmet'i kastetmiştim ama onu söylüyor. Neyse sadece. Oğlum Ahmet ancak kelikeli konuşsun ya. Rol çalması şu an gerçekten salim.
Yani kağıt üstünde bakıldığında gerçekten... Bir dakika. Özür diliyorum. Sadece söz lütfen, rica ediyorum. Özür diliyorum. Abi tamamıyla Carmela'nın kazanması için oluşturmuş booking yani. Hiçbir face turn, heel turn görmeyeceğiz bunda. Al işte. Evet. Gerçekten yani çok şey değer veriyor. Bura, biz Extreme Rules konuşmadık değil mi burada? Konuştuk ya. Konuştuk mu? Hayır, maçın sonuçlarını. Hayır, ön show değerlendirmesi. Abi, Carmela Asuka'yı ne diyor? Benim üstüme oynuyorlar, yemin ederim benim üstüme oynuyorlar, sinirlendim. Şimdi Eren, sen yayının başında Cinder'a salladın, bak ya şimdi nasıl çıkıyor. Ya bir şey diyeceğim, Carmela tam bir kudurtucu volkan gibi değil mi ya? Hayır, İren derece. Carmela gerçekten çok iyi. Carmela gerçekten çok iyi bir heel. Volkan'ın yalnız önceki gün Fenerbahçelileri kudurtması. Yok be. Elinde gene yaptı adam. Bir tane neyse, de yedi işte. Neyse, bir saniyenizi rica ediyorum. Şimdi şöyle devam edeceğim. Ahmet, sana söz vermiyorum. Sana söz verme hakkını verdim çünkü sen uyuyordun. Çok çok güzel bir laf sokacaktım Asuka ile alakalı. Bence ver bu sözü. Sok lan bir tane. Hadi sok. Şimdi Carmella diyorduk. Çok iyi bir heel şampiyon. Seyirciyle etkileşimi çok iyi. Bu iş çok iyi yapıyor. Becky Lynch, evet bir underdog senaryo söz oluyor ama maalesef SummerSlam'de birebir maç çıkaracak kalibrede bir güreşçi değil. Hani güreş romantiklerinin... Küfür yok! Güreş romantiklerinin çok gözdesi Becky Lynch ama maalesef o kalibrede bir insan değil kendisi. Işte. Kemer maçında çıkacak SummerSlam gibi bir alanda. Keza Carmella da. Charlotte bu ikiliyi kurtaracaktır. Keza Charlotte ikisinin toplamından daha kaliteli bir güreşçi, daha komple bir güreşçi. Bence eklenmesi iyi oldu. Ben Carmella'nın kemerini koruyacağını düşünüyorum. Ve bütün bunlar yaşanırken büyük ihtimalle Asuka arka alanda soya sosuyla wasabi yiyecek. Öyle bilgi geldi bana. Yani tam emin değilim. Öyle bilgi aldım evet, arka alanda. Evet, soya sosuyla Asuka. Bir dakika ya, bu laf literatüre geçer. Soya sosuyla wasabi mi yiyecek? Wasabi'den sos değil mi ya? Bu arada saygım mı yok? Bir şey söylemek istiyorum. Şu an chatbox'tan bu sözü tepkileri okumak istiyorum. Hyperate demiş ki, katılıyorum, altına imzamı atarım demiş Ahmet. Emir Gezici gülmüş. Kim bu bilmiyorum açıkçası. Stephen Truway gülmüş. Ben yine mi koptum? Yo. Yo. Çok sessiz kaldı. Dinliyoruz şu anda. Bir de Moneymakers demiş ki Benfica Olay şampiyon Benfica lay 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 lay. Neyse. Evet, Becky Lynch WWE'nin Fenerbahçesidir demiş. Ya Fenerbahçe arkadaşlar böyle şampiyon olamayan, başarısız, sürekli kaybeden bir takım değil yani. Siz yani yanlış anlıyorsunuz yani Fenerbahçe yani. Kanki şampiyonluğu Fener... gibi atılıyor musun Gül? Kardeşim, ben lütfen aramızda 35 yaşında bir adamım lütfen. Kardeşim, keçi wrestling diye biri geldi. Hoş geldin de yani keçi wrestling ne? Hoş geldin. Bu arada dur Ahmet, bizim favorimiz evet. Şu an chatbox'ta. Kim? Xenofobia mı? Kardeşim. Ben kardeşim dedim. Çok seviyorum ya. Yayın ronda olmaya başladı kardeşim. Neyse. Devam ediyoruz o zaman. Bir devrin kapandığı şampiyonluk maçı. Shinsuke Nakamura, Jeff Hardy. Bir özürlü, bir de yüzünü özürlü gibi boya. Bir de özürlü abicimiz var. O da gelmedi. Abi hala feud'un başlamaması. Aynen, daha hala feud yok. Ben hala Randy Orton'un Jeff Hardy'nin kulak memesiyle ne alıp ne veremediğini anlayamıyorum. Hayır, Randy Orton Jeff Hardy'nin kolyesini götürüp ne yaptı, karısına falan mı hediye etti acaba? Aaa Randy Orton. Bunlar çok tehlikeli cümleler, o yüzden ben oralara girmiyorum. Direkt diyorum ki bir NJPW neferi olarak Salih ve Numan Shinsuke Nakamura'yı nasıl çöp. Lütfen sıra Numan atlama. Ma derken atladım. Neyse Salih. Yani şu anki gerçekçiliğin 5 katı falan daha iyiydi o zaman. Öyle diyeyim. Ben birkaç maçını izledim. Bu kadar değil de. Evet, ben AJ Styles'a maçlarını izledim bak mesela. Şöyle söyleyeyim. Pek fark yok. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şu an Shinsuke evet. Nakamura'dan bahsederken yine chatbox'a biri geldi. Shinsuke Makanura. Ya kesin hikmet var ama kesin hikmet anasını diyor ya.
Neyse devam ediyoruz. Ahmet, sen bu Birleşik Devletler şampiyonluğunun kupayı diyoruz. Fatih yine uçuyor. Efendim? Anlamadım. Birleşik Devletler şampiyonluğunun maçını yorumlar mısın diyor. Ha, yani Birleşik Devletler kemeri son dönemde prestiji çok düşen bir kemer. Çok fazla el değiştirdi. Yani Randy Orton'a... Bir kemerin el değiştirmesi değerini mi düşürüyor? Çok sık el değiştirmesi. Yani Randy'ye gitti, Bobby Roode'a gitti. Mesela Attitude Era'da o zaman hiçbir kemerin değeri yoktu diyorsun. Yani o dönemin dinamikleriyle bu dönemi bir tutamayız ama yani en azından şu dönem için United States'in çok el değiştirdiğini ve pek düzgün hikayeler izleyemediğini söyleyebiliriz. Extreme Rules'da çok bir maç göremedik ikili arasında. Hemen low blow'la bitti. Squash türünde bir maçtı. Bu sefer bence Randy Orton da eklenecek bu maça. Zaten heel. Videosu yok başka. Evet. İki heel, bir face. Nakamura ve Orton heel, Jeff Hardy face. Nakamura'nın ben koruyacağını düşünüyorum. Ve kemerle aslında uzun bir gelecek de görüyorum Nakamura'da. Zaten Helleseli yapılacağı mekan Helleseli. Dur onu söyleme, Dur oğlum sakin ol. Tamam. Dur. Spoiler. Spoiler değil oğlum, madem direkt mekan duymuş olan spoiler değil ki o. Kardeş yok söyleme onu. Tamam. O dur. Ben de söyleyeceğini biliyorum, onudur. Bu arada NJPW'da tabii ki konuşacağız ya. NJPW'den büyük bir şirket. Nasıl konuşmayız? Xenofobi lütfen. Devam ediyoruz. Var mı konuşmak isteyen başka? Burak Göz, sana söz vermedik ama. Yani bence şu Nakamura'ya diyecek olursak, yani Nakamura bu güreşini, şu bugün yaptığı WWE'de yaptığı güreşini sadece WWE'de 5 dakika yapıyor. Orada 65 dakika yapıyor yani. Aynı yani. Ben hani işte Omega ne bileyim boş beleş güreşçiler var NJPW'de. Al işte. Yerlere göklere sığdırılamayan. Onlar da gelse böyle Nakamura gibi fos yani arkadaşım. Onun için geçeceğim bu işleri. Bir de gerçi NXT'de güreşti Nakamura ama yani NXT'de de en kötü maçları çıkaran kişiydi Hideo Itami ile birlikte. Kusura bakmasın yani NXT'de bile böyle olan ana kadroda bu şekilde olması bence tesadüf de değil. Yani Sami Zayn'le olan maçlara bile bence bir potansiyel diye taşıyor. O kadar da ya, görmemek lazım. Mutlaka. Hayır, kötü bir güreşçi demiyorum. Ama hani WWE'de karma bir stil yapılıyor. NJPW'da çok çok uç ve sade bir stil yapılıyor. Oradan buraya uyum sağlaması zor. Bir de bir oradaki karakteri oynamak istiyor Nakamura. Olmuyor yani abi. Onun için zorlamayacaksın. Teşekkür ediyorum. Evet. Şu an sinirlerim attı biraz. Chatbox'a seri spoiler yiyorum da. Bir saniye. Lütfen rica ediyorum Buğra Gür, bir el atar mısın? Rica ederim. Numan, admin Numan. Evet, sen devam et. Evet Fatih. Numan. Teşekkür ediyorum. Zaten Numan can atar böyle şeylere. O zaman buradan bir kadınlar maçına daha geçiyorum. Ronda Rousey versus Alexa Bliss. Alexa Bliss derken niye durakladım bilmiyorum. Neyse. Evet Salih, sen bu kadın güreşinin köpeğiymişsin kardeşim, öyle duydum. Tabii ya biz. Abi bu çok sever ya. Ne federasyonlar izledim. Sağ yani, ol be kardeşim. Şunu diyeyim. Ronda Rousey bence beklentinin çok üzerine çıktı benim. Maçın şovun bence sürpriz bir maç olabilir. Biraz iddialı oldu ama. WWE Four Horsewoman'ı biraz erken alabilir yani planlarını. Ya büyük ihtimal Evolution pay-per-view'una yaparlar. Saklarlar o Four Horsewoman olayına. İmkansız çünkü Paige Van Zandt şu an sakat. İmkansız o yüzden Güreşlikler demiyorum ki ben. Bir dakika dur, biz Four Horsewoman'dan konuşurken sen Paige mi dedin az önce? Paige Van Zandt. Pardon. Çünkü sakat şu anda, o yüzden derim. Yani ben Ronda'nın başarılı olduğunu düşünüyorum ama bir şey var ya, bir kalıp var ya Ronda için, kadınların Brock Lesnar'ı. Bence bu seviyede değil Ronda.
hali ve yaklaşılması da çok zor. Maddi açıdan, prestij açısından, bir de güreş açısından. Evet, bu arada Numan'cığım, Paige Van Zandt UFC Horsewoman'dan biri değilmiş, haberin olsun. Değil değilmiş. Değil. bir ara onda haber çıkmıştı, o yüzden dedim, öyle görmüştüm. Numan, radyoda konuştuğun bir cümle onda yanlış çıkıyor olması gerçekten çok enteresan bir adamsın. Birader, evet, Eren. O zaman forumdaki haber yapacağım. Efendim. Sen bu kadın güreşinin köpeği misin kardeşim? Evet, valla köpeğiyim. Asuka yenilince kafayı yiyor. Evet. Kardeşim, senin burada Paige için ne iddialara girdiğini de biliyoruz. Konuşma. Hadi. Evet. Oo, I'll won. Bana göre maç içinde kovalamacı olacak. Alexa kaçacak, Ronda kovalayacak. Hani Ronda yakaladığı zaman da 3 hareket, yani bildiği 3 hareketi uygulayacak. Sonra Alexa Bliss belki Mickie James'in yardımıyla veya işte Ronda Rousey'nin Natalya'nın yardımıyla kazanabilme şansları var. Yani ben pek güreş beklemiyorum bu maçta. Bak, Zenon'un dediğine katılıyorum. Ronda WWE'nin UFC'ye çok büyük bir çalımıdır. Gerçekten çok büyük bir çalımıdır. Çünkü Ronda dünyanın en ünlü kadın sporcusu demiş. Zeno %1 milyon. Yani üstüne yok yani. Ve böyle bir ismin de UFC'yi bırakıp WWE'ye gelmesi çok ilginç. WWE çok büyük bir çalım attı UFC'ye. Hani ekonomik hacim olarak da network hamlesinden sonra UFC'yi geçtiler. Artık daha fazla satıyor pay-per-view sisteminden network. Daha fazla gelir yapıyor. Fox'a geçiş hakeza UFC'ye çok büyük bir ekonomik karşılık gösterdiler. Çünkü UFC yavaş yavaş 2010'dan sonra network'e kadar pazara elini almaya başlamıştı. Özellikle WWE Smack seyirciler UFC'ye doğru ilgisi kaymaya başlamıştı. PG geldikten sonra. O dediği çok önemli. Ronda UFC'de de hani 5 maç üst üste kaybedip gelmedi. Bir maç kaybetti de geldi. İki doğru maç mu? 2 maç. 2 mi? Diyorum. Yani hani zirvede bıraktı bence yani. Hani belki UFC'ci arkadaşlar diyecektir. Yok kardeşim, o zaten rutin 2 maç olan gidiyor diyecek. Kaybeden gidiyor diyecektir. Bilmiyorum ama ben onun o konudaki yorumuna kesinlikle katılıyorum. SummerSlam'de de artık kemeri bir güzel ayak atıp alması bekliyorum. Abi, ayrıca şundan da rahatsızım. O dersin Numan. Şundan rahatsızım. Yani SummerSlam'de iki tane, biri havada biri yerde isim ve hani Brock Lesnar'laştırılmış bir şekilde dövüşüyor Ronda. Güreşiyor diyemiyorum. Yetersiz. Brock Lesnar kadar kötü değil ama yetersiz. Bence biraz güreşebilmesi lazım ya bu isimlerin. Bu kadar çok dominasyonla olmaz. Evet Numan, söyle. Abi bir de bu hafta Raw'u izlemedim ben ama abi bir ödete baktım. Abi bu Natalya bildiğiniz Ben Hilton yapacağı pozu vermemiş mi bu hafta ya? Evet. Abi, bir nevi yani. Abi resmen Natalya'nın işi bu. Abi resmen Ben Hilton yapacağı pozu vermiş. Abi, bu yüzden ben hatta Natalya'nın Ronda Rousey'e saldırıp maçı Alexa'ya kazanacağını düşünüyorum. En azından kemerini koruyacak abi Alexa. Bak ben bunu düşünüyorum. Yani yemin Alexa korursa forumun halini düşünemiyorum. Koruyacak ya abi. Yani bu maçta bu maçta aslında biraz büyük resmi görmek gerekiyor. Yani Ronda Rousey çok büyük bir isim. Hani çok büyük diyorum. Çok çok büyük bir isim. Yani karşısına Alexa Bliss diyorsun. Ne bileyim Asuka diyorsun. Gerçekten çok komik kaçıyor. Hani hiç Amerika'da sporlarla hiç ilgilenmeyen birisine bile sorsan Ronda'yı tanıyordur. Ronda çok büyük bir faktör WWE için. Belki WWE kadınlarının üstü bir isim. Hani ben bunu hep söylüyorum. Prestij açısından SummerSlam'in Amerika'da mainstream medyada kendine bulması için Ronda'nın kemeri kazanması çok önemli olur. Çok büyük ilgi çeker WWE'yi. Ve ya, yaşı 31. Çok kısa sürede kendini çok geliştirdi. Ben çok beğeniyorum Ronda'yı. Ve şu an UFC'de olduğu vücudundan, UFC'deki olduğu vücudundan daha fit Ronda. Bence bu çok önemli. Yani evet, UFC'deki vücudundan daha fit olması WWE ne kadar ciddiye alıyor olduğunu gösteriyor. Bana göre ki Brock Lesnar bir ara göt göbeği salmıştı. Var gibi olmuştu yani.
Evet. Yani yaşı da 31. Yaşı çok genç de, evet, pardon, çok yaşlı da değil. Bilmiyorum, çok bence Kenner kazanacak, evet. Ve çok büyük WWE medyada kendini yer bulacaktır. Olası bir Ronda Rousey şampiyonluğuyla. Ki debutuyla bile Royal Rumble'da yani çok konuşuldular o hafta. Abi Impaler DDT demiş. Steph Ronda'nın kazanmasını engelleyecek ve Evolution Main Event'ında karşılaşacaklar. Evet Salih. Abi bence WWE asıl reklamı kemere Brock Lesnar'ı da vererek yapacak yani, alan kemere. Brock Lesnar o kemerle UFC şuna çıksın, bence daha fazla yer bulur medyada. Ronda Rousey'nin şunu söyleyeyim, xenofobi dediği kadar popülerliği yoktu yani, azalmaya başlamıştı. Aslında WWE onun için pisattı. Kimin? Ronda'nın mı? Kim hatlarında fark edenler? Ya çok çok bir şey belli etmez ama. Usta'dan gelemezdi ki abi bu şirkette. Yo yo. Hayır çok yani çok bir şey, çok bir veri olduğunu düşünmüyorum ama kadının Instagram takipçisi 11 milyon kardeşim yani. Ve o 11 yani, milyona Türk devleti ırkçıdır, soykırım yapmıştır. Evet. Şöyledir böyledir yazıyor. Gerçekten çok üzücü ya. Ya parası bu ne bu devlet kurumlarının adı? Bir toplu organizasyon yapalım da Türk tanıtım şeyi mi? Birimi mi? Türk tanıtım masası mı? Böyle bir devlet dairesi var. Oraya bir mail atalım da kadına parası neyse versinler, bir daha Türkler ırkçıdır falan filan yazmasın. Ermeni filan da değil bu kadın. Para alıyor, o tweetleri atıyor. Yani Ermeni de kankası Ermeni. O yani. Onun anasını neyse. Seth Rollins'in de var. Rollins Ermeni ama hiçbir açıklama yapmıyor. Şeyin de var. Angle'ın da var. Kurt Angle'ın da var. Seth Rollins Ermeni zaten. Bu kadar Ermeni mi? O hiç atmadı bak, Allah razı olsun. Yok canım, onun demeçleri var soykırımla ilgili. Anladım. Abi şimdi 11 milyona tweet atmak başka, o başka. Şimdi demek istediğim şey şu. O kadar Türk var Amerika'da. Bir tane mi güreşçiyle arkadaş? Ne oluyor? Neyse bir durun. Sallanıyoruz şu an. Olayı niye milliyetçiliğe... Düştü. Evet. Hop sesini düzelsin geliriz. Baylor DDT demiş. Ulan o değil de Mahal Owens'a yardım edip çantayı kazandırıyormuş. Aynı gece Reigns kemeri kazanırken Corbin ona saldırıp Owens'a cash'in yapıp şampiyon oluyormuş. Sonrasında da Corbin Mahal Owens'ın elini kaldırıyormuş. Off heel stable. Bu ne? Nathan. Nation of Nations mı? Ne ya? Nations. Şu an ıslandım. Paramparça oldum şu an. Keçi Wrestling yazmış. Sanki bütün WWE güreşleri Türkiye'yi çok seviyor. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Sporcular hani bana göre hiçbir zaman siyasetle ilgili konuşmamaları gereken. Yani sonuçta sen bir şeye bağlısın. Her taraftan fanların var. Gidip sen oradaki soykırımı falan kabullenirsen çok saçma durur. Ayrıca sporculuğa da ters. Ya abi sevmek zorunda değil yani. Hani bu siyasi bir söylem ve biz buna karşıyız. Yani bu konuda da hani sesimizi gür bir şekilde çıkarabilmeliyiz WWE'ye karşı. Az buz insanlar değiliz yani. YouTube'da 50 bin kişiyiz, 55 bin kişiyiz. Diğer sayfalar da var. Keşke bir organizasyon yapıp bir WWE güreşçisinin böyle tweetler atmasına engel olabilsek. Çünkü bu insanlar yüklü sözleşmeler altında federasyonlara bağlı. Federasyon istemezse atamazlar. Buyur yani falan. Yarın bir gün İstanbul'a gelseler mesela canlı etkinliğe. Ha. Sen biliyorsun Türk Gençlik Birliği, YTGB gelecek. Ülkücüler gelecek. Bir ara Amerikan askerinin başına çuval geçirdikleri gibi. Ne olacak yani bu? Birincisi bir şey söyleyeyim bak. Birincisi dur bir dakika. Neyse birincisi öyle bir etkinlik olursa Türkiye'ye Ronda Rousey'i getirmezler. Bu adamlar salak değil. İkincisi böyle bir durumda şimdi sana şöyle bir şey soracağım Buğra Yür. Türkiye'de evet. Kaç tane WWE Network alıcısı vardır? 1000'in üzerindedir. Kaçın? 1000'in üzerindedir. Tamam. Adamlar 1000 tane kullanıcıyı mı dinleyecek? Hayatım 1000 tane kullanıcının hani açık bir kanalda yayınlanmayan bir ülkede olabiliyor olması bir pazar olduğunu gösterir.
Anladın mı? WWE her zaman kapitalist bir sistem. Efendim? Türkiye bir pazar değildir. Adamlar sırf Hindistan'ı pazar olarak gördüğü için Jinder Mahal gibi bir vasata 6 ay şampiyon yaptı. Ya bu yani güreşte hiç kimse... Hayır. Yani güreşte hiç kimse... Giremezsin. Bu WWE çok değil. 7 sene önce bu ülkede şov yaptı ve 15 bin kişilik arenayı full doldurdu. Türkiye bir pazar değil dersen bu kapitalist sistem bu sözlerini reddeder. Ya bak öyle millet... Bir şey... Millet bekliyor hani şov olsun da gidelim diye ama. Yani biz doldurduk hani Bilgehan'ın şovunu. Şimdi ben yaptım demek istemiyorum da. Hani Oğuzhan Demir var Wrestling Turkey admini. 5000 kişilik sayfası var. O reklam yaptı. Onat Serttek var işte kaç reklam yaptı. Kenan Altun var. O reklam yaptı. O da bir 5 bin çok değil yani. Ben yap 50 bin kişiye reklam. Hani hepsini duyuyor. Hani ben demek istemiyorum da hepimizdik bir takımdık da hani biz doldurduk o arenayı. İşte kaç 2-3 bin insan geldi. Bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. 2-3 bin kişiyi toplaması çok büyük başarıdır arkadaşlar. Yani ben de şimdi gerçekten Buğra Gür'ün Güreş Türkiye Instagram sayfaları olsun. Direkt forum olsun. Çokça reklamını yaptı. Gerçekten bu şeyde Turkish Power Wrestling'in her ilk şovu bir başarıysa bunda Buğra Gür'ün ben çok emeğinin olduğunu düşünüyorum reklam konusunda. Jinder veya başka pazar mevzusuna gelirsek yani güreş neticede bir sektör. İnsanlar bundan para kazanıyor. Yani hiç kimsenin kaşı gözü çok güzel diye bu puşları almıyor. Evet Jinder bir Hint pazarı vardı bunun için aldı. Evet Roman Reigns şirketin tepesini eleştirmeye çalışıyor. Çünkü karizmatik bir adam. Çünkü çok fazla çocuk seveni var. Çünkü kadınlar bayılıyor. Evet Asuka bir seri yaptı. Çünkü Japonya'da da WWE severler var. Yani bununla insanları yargılamak gerçekten çok ucuz. Yani neticede güreş sektörü karşılığı olan bir sektör insanlarda. Ve dönem dönem projeler olabiliyor. Evet Burak, Ahmet'e ne zaman koadmin yapıyorsun bu sözleri? Yani ben Ahmet'e katılmadığım noktalar var. Katıldığım noktalar da var. O Ahmet zaman, koadmin olmak istiyorsa daha çok yalakalık yapmalı. O zaman ne? Nefes alalım. Çünkü kapitalist sisteme öyle bir girdik ki daha güreş konuşmayı bıraktık. Bu bir güreş radyosu. Rica edeceğim beyler ve Erem. Ya güreş hakkında konuşuyoruz zaten. Evet devam ediyorum o yüzden ben. Evet sıradaki maçımız en güzel maçı en sona bırakacağım bu arada. Dolph Ziggler Seth Rollins maçı. Bu maçtan beklentileriniz neler? Ya bu maç bu arada buram buram Dean Ambrose kokmuyor mu abi? Böyle var ya. Buram buram. Ya Dean Ambrose gelse de artık Ege'nin şeyinden kurtulsak. Yok abi bak. Extreme Rules'da konulu bir maç yapmışsın. Adı gelmedi aklıma. Konulu neyse. Türlü bir maç yapmışsın. Iron Man. Normal bir maç yapmışsın. Ya resmen Dream Maker karışacak. Bunlar bunu dövecek. O sırada Dean Ambrose girip bunları kurtaracak gibi duruyor. Tam bağırıyor şu an. Sesin gitti vade gelir. Evet Fatih gene uçuyorsun. Impaler DTT sormuş. Triple H Shawn Michaels maçı için çok heyecanlıyım. Alıştı. Bu SummerSlam'de bu maç. Alıştı. Neyse gülmüş yapayım. Hikmet Zeybek demiş. Ambrose gelirse Ege 40 gün 40 gece kutlar. Ege Antalya'yı yakabilir. Tahminim Antalya'yı yakacağı yönünde. Bir süreliğine masattan Ege gelir mi gece dek yani? Ne? Ege'ye engellerim bir süreliğine masattan şeyi bitene kadar. Doğru. Kardeşim şeyse SummerSlam konuşuyoruz da SummerSlam 2002 konuşuyoruz. Sogun'un orada neyse. Ambrose son bir gece tekrar sakatlansa keşke demiş. Keşke ya. Keşke yani neyse. Salih. Sen bu kemerinin köpeğiymişsin kardeşim. Neyin? Dağlar arası kemeri. Allah Deniz şampiyonuna kadar öyleydik ama. Tamam işte maçı yorum oğlum ne? Zorla maçı geçip söyleyeyim mi? Kontrol istiyor olabilir neyse. Ya ben şunu anlamıyorum. Madem önceki maçı Iron Man yaptı neden bunu tekrar bire bire dönüyorsunuz ki? Tam tersi olması gerekmiyor mu yani? İşte bunu söylüyorum bak açık açık bağırıyorlar işte bir şey olacak bu maçta. Ya bir yerde bunu Raw'a saklıyor biliyor musun? Genelde 195 şeyde. Yani bence kemeri koruyacak ya da
Drew McIntyre sonuna kadar eklenecek yani. O ihtimal de var. Neyse. Çoğun yarısını konuşmadık hala. Şu bitti oğlum, 3 maç kaldı. Evet, o zaman biraz hızlanıyorum. Az önceki çünkü Çitçak biraz işimizi zorlaştırdı. Evet, bir TNA efsanesi. AJ Styles, Samoa Joe. Burak Gül, sen de bir zamanlar TNA'nin köpeğiydin kardeşim, biliyor musun? Bu haftaki promoları konuşalım. Maç şov günü maçlar hakkında konuşuruz. Senaryodan yürüyelim biraz Fatih. Pazar, haftaya pazardan rol çalmayalım. Tamam. İstersen AJ Styles'ın bu haftaki promosundan bahset. Sonra biz de üzerinden geçelim senaryodan. AJ Styles bu hafta aldı mikrofonu. Bu arada ben önce Samoa Joe'dan başlamak istiyorum. Evet. Samoa AJ Styles'a saldırdığı zaman o 30 saniyede o kadar mükemmel bir promo kesti ki resmen hani heel güreşi nedir? Nasıl olunur promosu kesti. Bak 30 saniye arkada Paige ile konuşurken. Bu arada bir saniye hemen onu da atacağım. Bak, hatta yani şu an favorilerimde duruyor. Ben Joe hakkında konuşayım biraz o zaman, sen ona bakarken. Ben şuraya salladım bak. Hayır, direkt şuraya salladım. Devam edeceğim. Çünkü direkt favorilerimde duruyor. Evet söyle. Şöyle bir durum var. Samoa Joe bu promoyu kesti, sonra bir dahaki haftada çıktı, dedi ki yani ailem bile içten içe beni destekleyecek dedi. Ve bunu hani bomboş bir şey olarak söylemedi. Öyle bir temellendirdi ki dedi ki sen şampiyonsun, evine gidemiyorsun. Ailem bile beni destekleyecek dedi ki ve ayağa kalktık, alkışladık yani. Sonra AJ Styles geldi, dedi ki ya bunu dedi artık kişisel yaptın dedi. Ve büyük ihtimal bir dahaki hafta bir brawl seyredeceğiz yani aralarında. Şimdi bu hikayeyi nasıl bulduğunuzu sorayım o zaman Burak Gür. Ya bu hikaye öncelikle Numan da bana hak verecektir. Temeli Dolph Ziggler bizden daha eski. Aynen öyle. TNA yıllarına kadar dayanıyor. Bu ikili TNA'de birebir çok fazla çekişmediler. Ama daima husumetliler. Daima birbirlerine karşı husumetliydiler. Hasımdılar. Birbirlerini sevmemekte. Biz TNA'deki hatta hatırlıyorsun değil mi Numan? Rüya maçı olarak bunu görüyorduk. Dream maçı olarak bunu görüyorduk TNA'deyken. WWE kısmetmiş. Ring içi açısından şovu çalan maç olur mu bilmiyorum. Booking'e bağlı. Çok konuşmak istemiyorum SummerSlam hakkında. Senaryoya odaklanmak gerekirse 8 aylık reign'i söz konusu AJ Styles'ın. Artık bayrağı biri alacaksa bu isim kesinlikle Joe olmalı. Burada olmamalı diyorum ben de hala. Evet. Çünkü bunun cevabını vermeyeceğim Numan. Seninkiyle az önce seni uyardım. Kimden çok güzel bir soru sormuş Numan. Bu maçta Christopher Daniels katılır mı diyor. Kardeşim TNL olsa %1 milyon katılırdı da burada olmaz abi o iş. Abi tam yemin ediyorum tam Christopher Daniels maç ya. Yücel şey diyordu ya. WhatsApp grubundan mı ne şey yazmıştı bir ara. Böyle maç başlamadan gökten Christopher Daniels inecek böyle falan diye Shawn Michaels tarzı. Abi tam karışmalı maç harbiden ya. Kardeşim AJ'yi savunmayacağım xenofobiye. Çünkü neden AJ'yi savunmayacağım? AJ vasat bir gün neyse. Evet. Eren seni de bir konuşalım. Sonra zaten main event'e geçeceğiz. Ya benim için hani AJ Styles'ın hani kapak yüzü olduğu için şampiyon tutulduğunu biliyoruz. Oyun kapak yüzü olduğu için. Kendisinin burada kaybedip yakın bir pay-per-view'da tekrar kazanacağını düşünüyorum. Ayrıca Samoa Joe'nun momentumu ve kestiği promolar da gayet kendisini çok iyi yapıyor. Ayrıca hani iki brandin en iyi 5 yılından İkincisi olabilir yani The Miz'le beraber. Evet. Sözü Ahmet kardeşime şey yapayım çünkü çok fazla izleyemiyorum işte olduğum için. Direkt özeti izlediğim için veya tartışma konusu okuduğum için pek sağlıklı konuşamam. Yani ben WWE şampiyonluğunun bir güreşi tarafından uzun süre tutulması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü çok farklı bir şampiyonluk WWE şampiyonluğu. Yani Jinder 185 gün tuttu. AJ 8. aya girmiş. Bence bunda bir sıkıntı yok yani şampiyonların kemer uzun süre tutmasında. Elbet baydığı dönemler olacaktır. 8 ay değil. Geçti mi 8 ayı? 10 ay. 10 ay mı?
Evet. Ya normaldir. Zaten artık ben sonuna geldiğini düşünüyorum. SummerSlam'de Samoa Joe çok iyi momentum topluyor. Çok iyi bir heel. SummerSlam'de kemeri kazanıp Hell in a Cell'de rövanşı da alıp AJ'yi bir süre ana kemer potasından uzak tutacaktır. Benim bir sorum oldu herkese. Evet. Ya siz WWE ana kemerinin main event dışında el değiştireceğine inanıyor musunuz? Yani inanıyorum. Söylüyorum. Evet. Ne zaman main event olacak ki o kemer? Çünkü Universal kemeri var. İnanıyoruz. Güveniyoruz. Sabancı şampiyon ol istiyoruz. Neyse. Bak, devam. Ben tahminimi söyleyeyim. Night of Champions'da. Neyse. Tam söyle pardon söyle. Night of Champions'da bir deniz kemeri aldı bence. Neyse. Acaba şeyi düşünüyorum. Daniel Bryan'a o çok içinde kalan Royal Rumble galibiyetini verip The Miz'in karşısına mı çıkaracaklar acaba? Bu da aklımda bir soru işareti olarak kalıyor. Neyse. Evet, geldik main event'e. Dream Match. Once in a lifetime. Ben AFK. Lesnar vs. Roman Reigns. Abi bu maç niye Lesnar vs. Roman Reigns? Niye Lashley vs. Lesnar değil ya maç? Niye yani? Neden? Sanki o çok normal bir maç ya nasılsa. Birader. Ya olsun, yine bir değişiklik görürdük ya. En azından değişiklik görürdük abi. Zaten adam iki kere kapıştı, iki kere de Lesnar ağzına etti bunu. Hala karşısında çıkıyorsun. Abi ben gene Lesnar'ın kemine koyacağını düşünüyorum. Açık açık bir kere. Ya ben bu kadar yenilsem utancımdan bir daha adamın karşısına çıkmazdım. Ya maçı konuşmayalım. Tamam, bu haftaki Heyman'ın senaryosunu konuşalım. Zaten haftaya maçı bol bol konuşacağız. Heyman nasıl? O Heyman'ın kestiği şey çok iyiydi ya. Heyman'ın kestiği promo. WWF. Bu bir tane daha var. WWF mi? Onlar tarihinde kesilen en gerçekçi 10 promo arasına girer bu arada. Çok net. Neyme, bir ara böyle acıdım adamı, üzüldüm böyle. İçim gitti. Evet. Var mı konuşmak isteyen? Heyman'la ilgili mi? Evet, Heyman'la ilgili veya Lesnar'ın geri dönüp dominasyonuyla ilgili. Yani Heyman'dan bahsedecek olsak, Heyman gerçekten çok büyük bir güreş insanı. Çok 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 iyi bir konuşmacı. Zaten Brock Lesnar ve Roman Reigns feudu yıllar sonra yine pişirilip önümüze konulduysa, bunu tek izlenebilir kılan, tek mantıklı kılan adam Paul Heyman. Paul Heyman'a ihanet ettirerek senaryoya başka bir hava kattılar. Zaten başka türlü izlenecek bir maç değildi. Şimdi en azından bir heyecan var. Acaba Roman'a mı dahil olacak? Roman'a mı yardımcı olacak? Yoksa Lesnar'a ihanet mi edecek? Heyman gerçekten çok iyi, çok çok iyi bir güreş insanı. Ben çok beğeniyorum kendisini. Bu After Raw'da da çok beğendim. Evet, Burayur. Paul Heyman'ın aslında gidişi ya da arasının tuz buz oluşu yani Brock Lesnar'la, bence Brock Lesnar'ın bir güç kaybettiğinin göstergesi. Hani kemeri devralacak isim Roman Reigns mi olmalı? Bence %100 Reigns olmalı. Fakat 8 defa kaybettikten sonra mı Reigns? İşte o konuda kararsızım. Çok fazla karizması çizildi. Artık genç kızlar bile Reigns'i yuhalıyor çünkü adamın alfa karakterine bir çentik attı yani Vince Baba. Sırf CM Punk'ın rekorunu geçirtmek için. Soracak olursanız Heyman bence gidişiyle hani bir ihanet olmaz, fakat Lesnar'ın güç kaybettiğinin bu bir göstergesi bence. Kemeri kaybetmeye de bir MR, kemeri kaybedeceğine de bir MR olabilir. Ya çok ortada SummerSlam'daki maç. Bence Reigns'in şansı yüksek, fakat bu hafta, son hafta yani haftaya olacak şovda bazı şeyleri de daha net anlarız diye düşünüyorum. Çünkü Lesnar'ın UFC'de ne kadar güreşmeye hevesli olduğunu biliyoruz. Dövüşmeye. Efendim? Şey, dövüşmeye. Dövüşmeye, aynen dövüşmeye. Yani ya bilmiyorum, uzun süredir Lesnar'ı konuşuyoruz ama işte kelimeler tükeniyor adam başladığı zaman. Çünkü hiç yani herkes, önüne gelen herkesi ezdi. Joe'yu yendi,
Strowman'ı yendi. Ondan önce Reigns'i yendi. Hem Strowman hem Kane'i yendi. Onları yendi. Yani Lesnar bize bir şeyi gösterdi. Bu federasyonda tek gerçek benim. Bunu gösterdi. Hem de CM Punk'ın Reign'ini geçerek. Fakat Heyman'la arasının bozulması bir güç kaybettiğinin emaresi olabilir. Ben onun için umutluyum. İnşallah SummerSlam'de Arap şovunu kapattığımız gibi kapatmayız. Evet, inşallah bir hakem hatasına da kurban gitmeyiz. Şimdi gecenin en önemli maçına geçiyoruz. Son maç olarak. Money in the Bank kontrat maçı. Braun Strowman vs. Kevin Owens. Evet. Bununla ilgili yani belki de Raw'da hikayesi en iyi işlenen maç buydu. Bu yüzden bunu sona bıraktım. Yani fanboyluktan değil. Yanlış anlaşılmıştır bu. Evet. İlk hatta Numan'a söz vermek istiyorum. Numan, sen bu güreşin köpeğisin kardeşim lütfen. Her şey başlamıyorsun, ben geliyorum. Ne olandı? Bize bir bok anlamadık. Neyse. Evet Eren. Ya Strowman son haftalarda yani yine aynı şekilde gidiyor. Yani domina olarak. Ama ben yine kaybettim. Yani bu sefer garip bir şey olacak ve kaybedecek çantayı diye düşünüyorum. Öyle umut ediyorum. Yani çünkü Strowman keşi yapmaya çalışırsa sanki güme gidecekmiş gibi geliyor. Ama Owens'ın gösterdiği o artık hani cesaret, işte korkusuzluk beni umutlandırıyor Owens'ın kazanacağına dair. Aslında Owens kazanıp hani üstüne de kemeri alsa yani, gerçekten şaşırtıcı olur ve Raw Show'ları hani daha izlenebilir bir şekilde olabilir. Evet. Buray Uç. Yani Kevin Owens aslında hani dış kapının dış mandalı gibi görünüyordu bir süredir. Bu maça dahil olarak biraz kendini hissettirdi. Çünkü ben SummerSlam'ı boş geçeceğini düşünüyordum. Braun Strowman'ın kontrat maçına alınması Kevin Owens'a karşı kendini ispatlamaz. Braun Strowman'a da bir senaryo oldu SummerSlam için. Fakat ben kontratı kaybettiğini düşünmüyorum. Evet, Shanti. Shanti. Derin nefes alın ve Braun Strowman'ın ikinci ve Braun Strowman'ı iki hafta üst üste tokatlamamızın acısını çıkartın kardeşim. Shanti. Yani Braun Strowman derin nefes al söyleyeceksin. Olmuyor öyle. Yani ben Braun Strowman'a boşa verildiğini düşünmüyorum bu çantanın. Bu kadar dominantın boşa yazıldığını düşünmüyorum. Ve Kevin Owens'a kaybedeceğini de hiç düşünmüyorum. Braun Strowman sürprize mahal vermeden yüksek ihtimalle çantayı koruyacaktır. Ben konuşabilir miyim? Lütfen yavaş konuşacaksan. Birader, öncelikle nefes almak için Braun Strowman'ın adını değil, Jay White'ın adını söyleyeceksin. Adı üstünde Breed. Tamam, yeter. İkincisi dur. Doğru. Get this hand. Braun Strowman'ın... Get this hand. Sus. Braun Strowman'da ben bu maçı kaybedeceğini kesinlikle düşünmüyorum. İmkansız hatta abi yani. Kevin Owens'ın bu maçta hiçbir şansı yok. Bana kalırsa. Kardeşim sana şu kadarını söyleyeyim. Jinder Mahal kardeşimizle bir olup Braun Strowman'ın hayatının tokatını attıracağız. Hiç Ahmet, Shanti kardeşim. Braun Strowman'ı zaten 2 haftada tokatlıyoruz kardeşim. Ahmet, Shanti kardeşim. Shanti. Strowman ikisini de tokatlar abi. Ön seviyem şu anda. Abi adamlar öyle tokatlıyor ki arenadan kaçıyor yani. Mahal. Abo bu ne ya? Salih biraz az Japon güreşinde kardeşim. Bu senaryo. Yani tokatlıyoruz yani günün sonunda. Orada da kaçıyorlar. Şimdi bir saniyenizi rica ediyorum çünkü konumuz geldi. Ve gitti. Çok seri bir geliş gidiş oldu. Aynen. Evet. Sonlandırıyoruz mu Fatih? Evet. Sonlandırmadan önce ben bir konuya çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Tamamen SummerSlam'dan alakasız ama bunu sizinle tartışmak istiyorum çünkü çok bulamıyorum sizi. Bildiğiniz üzere John Cena finisher'ını değiştireceğini duyurdu. Sixth Move of Doom mu ne öyle bir şey. Çinli live event'te göstereceğim dedi bunu. Bir de bugün
Undertaker John Cena'da bir paylaşım yaptı. Bu John Cena'nın içten içe hırslanıp Undertaker'ı devirebilmek için yeni bir finisher bulma hikayesine bağlanır mı sizce? Bence bağlanır yani. Hem Instagram'dan da birazcık satışıyor John Cena. Hala. Evet Burak Gür, sen bu güreşin köpeğisin. Anlarsın böyle senaryoları, kokusunu alırsın. Ya Undertaker bence bir daha John Cena ile maç çıkması için neden olmayan biri. Böyle şeylere de gerek yok. Evet, var mı başka konuşmak isteyen bu ekstradan konuyla alakalı? Çok merak ettim öyle bir an. Acaba evet. Ne olur ya? Acaba hangi şey finisher şeyini kullanacak? Çok merak ettim. Aslında benim aklıma ne geliyor biliyor musun? Bu Killing Dane kullanmasa Kenny Omega'nın finisher neydi Salih? One Widget Angel. Aslında onu kullanamaz da benim hocam. Onu kullanamaz. Hayır şey diyeceğim. Onu kullanıp böyle Kenny Omega'nın olası bir debutunda da böyle bundan dolayı tartışma çıkmasını çok isterdim. Öyle bir anda düşündüm. Esnaklı bir akit o. Öyle düşün, şey kullanıyordun Killing Dane. Neyse. Evet Burak Gür, benim söyleyeceklerim bitti. Yayını kapatıyorum. Söyleyecek başka bir şeyiniz yoksa. Şovları puanlandıralım. Ben evet. SmackDown'a 3 veriyorum. Raw'a 4 veriyorum. Evet Ahmet Tahir. Her ikisine de 3 veriyorum ben. Erem. Ben de her ikisine 3 veriyorum. Salih. Ben Raw'a 4 veriyorum. SmackDown'a 3 veriyorum. Evet Numan kardeşim puan vermiyor. Evet, izlemedim. Ben Raw'a 1 veriyorum. SmackDown'a 3 verdim gitti. Evet bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biraz uzun bir yayın oldu. Doğduğumuz gibi konuştuğumuz bir yayın oldu. Yayını da kapatmadan önce Ahmet kardeşimle şant yaparak kapatmak istiyorum. Ahmet. O zaman beraber. 1, 2, 3. Şanti. Havada vasat kokusu oluyor. Şanti. Yok canım. Hadi bitti mi gibi dediler. Haydi iyi geceler. Bitti kardeş. Herkese iyi geceler.